96 yıldır aynı yolda. Adını Atatürk'ün koyduğu gazetemiz Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutluyoruz. Yunus Nadi'nin çizgisini Cumhuriyet'in bilimsel ve yaygın tanımıyla demokrasinin savunucusu olarak belirlediği ve laikliği, hukuk devletini, özgürlükleri rehber edinen Cumhuriyet 96 yaşında. Kuruluş ilkelerinden ayrılmayan Cumhuriyet yine hiçbir baskıya boyun eğmeyerek aynı yolda ilerleyecek. Engel ters tepti. CHP'li belediyelerin kampanyalarını durduran iktidara dayanışmayla ders. Kamuoyu anketleri salgın sürecinde CHP'li belediyelere yönelik engellemelere halkın karşı çıktığını ortaya koydu. Metropol Araştırma Şirketi'nin çalışmasına göre katılımcıların %62'si hükümetin yardım kampanyalarını durdurması için yanlış dedi. Hükümetin yardım toplamasına verilen onay ise %50'ye ulaşamadı. 3 fidana kırmızı karanfil. Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele eden 68 Devrimci Hareketi'nin genç önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yılında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle anıldı. Futbola dönüş. Ligler 12 Haziran'da başlıyor, statlarda seyirci olmayacak. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, salgın nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Maçların hangi şartlarda oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun karar vereceğini açıklayan Özdemir, Süper Lig'deki 18 takımdan 14'ünün lige devam edilmesini istediğini söyledi. LGS sonuçları 16 Temmuz'da. LGS sınav kılavuzu güncellendi. 20 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Giriş belgeleri öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Uzmanlar öğrencilerin kalan süreyi yeniden planlaması gerektiğini söyledi.